Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın milletvekillerim, siyasi partilerin değerli temsilcileri, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, kıymetli basın mensupları ve sevgili İstanbullular. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin başlatmış olduğu 150 günde 150 proje kapsamında hizmete aldığımız İSKİ Su Kafe ve İSKİ Yerleşkesi Yuvamız İstanbul'un açılış törenine hoş geldiniz diyor. İSKİ Genel Müdürlüğü adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, değerli konuklar, İSKİ olarak altyapı yatırımlarının yarı sıra kültürel mirasımızın da en iyi şekilde değerlendirildiği üst yapı faaliyetlerimizi ve projelerimizi de kesintisiz sürdürüyoruz. İSKİ tarihinin izlerini içinde barındıran yaklaşık 130 yıllık geçmişe sahip Kağıthane su dağıtım yapısı ne yazık ki göreve geldiğimizde metruk bir durumdaydı. Kültür varlığı olarak tescillenmiş söz konusu yapının kaderine terk edilmesine gönlümüz razı olmadı ve vakit kaybetmeden düzenleme çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız sonucunda özgün mimarisini koruyarak restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz bu yapıyı burada çalışanlarımızın da önerisiyle su kafe, su müze, kafe müze şeklinde hem idaremiz çalışanlarına hem de buraya gelen değerli misafirlerimize, işte kreşimize gelen değerli annelerimize, onların değerli ebeveynlerinin yararlanabileceği bir sosyal alana dönüştürdük. Artık çalışanlarımızın mola dinlenme saatleri içerisinde keyifli vakit geçirebilecekleri 65 metrekarelik yapı, 170 metrekarelik açık alana sahip olan kafemizin çalışanlarımızın motivasyonuna olumlu katkı yapacağına inanıyorum. Sayın Başkanım, değerli misafirler, diğer bir çalışmamız ise hemen yanımızda duran Yuvamız İstanbul projesi kapsamında İSKİ Genel Müdürlük Kampüsü içerisinde inşa ettiğimiz İSKİ Yerleşkesi Yuvamız İstanbul kreş binasıdır. Eyüp Sultan ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin ve kurum çalışanlarımızın çocuklarının faydalanabileceği kreşimiz 650 metrekarelik kısmı kapalı, 900 metrekarelik kısmı ise açık olmak üzere toplamda 1550 metrekarelik oldukça geniş bir alana sahiptir. Okul öncesi eğitim hizmeti veren kreşimizin kapasitesi 80 kişidir. 2022-2023 yılı eğitim öğretim döneminde hizmete alınan kreşimiz dar gelirli ailelerin 3-6 yaş arası çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabildikleri ve çocuklarının eğitim hayatlarını sağlam temeller üzerine inşa etmelerini sağlayabildikleri bir kurum olma özelliği taşıyor. Önemli altını çizmek isterim ki çok kıymetli projelerimizden biri olan Yuvamız İstanbul'u kurumumuzda görmekten kıvanç duyuyoruz. Artık İSKİ kampüsünden cıvıl cıvıl çocuk sesleri yükseliyor. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, hizmete aldığımız projelerimizin maliyeti hakkında bilgi vermem gerekirse İSKİ Su Kafe için 9.615.000.000 lira, Yuvamız İstanbul projesi için ise 16 milyon güncel fiyatlarla 225.000 lira bir harcama yapmış bulunuyoruz. Sözlerime son verirken geleceğimizin mimarı çocuklarımızı fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür biçimde yetiştirmeyi hedefleyen, daha adil bir İstanbul var etme vizyonuyla Yuvamız İstanbul projesini ortaya koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na hepimiz adına, tüm İSKİ ailesi adına, tüm İstanbullularına teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca bu güzel eğitim yuvasının yapımında emeği geçen Su İnşaat Dairesi Başkanlığımıza ve tarihimize sahip çıkmak adına hizmete almış olduğumuz Su Kafe'nin restorasyon çalışmalarını yürüten Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı ile tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yatırımlarımızın İstanbul'a hayırlı olmasını temenni ediyor. Bir kez daha sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli milletvekillerim, çok değerli siyasi partilerimizin başkanları, temsilcileri, önceki dönem milletvekilimiz, burada bulunan çok değerli muhtarlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım, bürokrasimizin kıymetli yöneticileri, İSKİ'nin çok değerli büyük kocaman ailesi, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
İstanbul'un her köşesinde her gün farklı bir hizmeti vatandaşlarımıza sunuyoruz ve farklı bir soruna, bir ihtiyaca çözüm buluyoruz. 150 günde 150 proje temposu var gücüyle devam ediyor. Bu apayrı bir motivasyon da yarattı. Yenileri ve yeni 150 gün 150 proje dalgalarını İstanbul'umuza sağlayacağını şimdiden görebiliyorum. Gerçekten kabiliyetleriyle, liyakate dayalı bir yönetimle hiçbir siyasi hesabın, hiçbir çıkar odağının asla kirletemediği ve kirletemeyeceği tertemiz ve de inanınız ki çok bereketli bir bütçeyle iş yapıyoruz. Bütün bu yaptığımız işler içerisinde her işin kendine has bir kıymeti, o çevreye kattığı bir değer var. Ama kreşin yeri apayrı. Benim için, benim gözümde çok özel, çok manevi bir boyutu var. Açtığımız kreşler sayesinde binlerce çocuğun, binlerce ailenin nasıl büyük bir zorluğu aştığını ve de özellikle çocuklarımızın okul öncesi aldığı eğitimle hayata kaç kat daha fazla hazır bir biçimde başladığını tarif bile edemem. Onun için aslında şehrimizde ihtiyaç bulunan mahallelerde açtığımız kreşlerle çocukların arasındaki eşitsizliği de ortadan kaldırmanın mücadelesini vermiş oluyoruz. Yani uzmanlar her çocuğun okul öncesi eğitimi alarak hayata başlamasının ne kadar büyük bir avantaj olduğunu ifade ettiği noktada işte kreşe giden bir çocukla gitmeyen bir çocuğumuz arasındaki o uçurumu kapatmak devletimizin borcudur. Biz de devletimizin en önemli kurumlarından biri olarak bu borcu ödemekle yükümlü hissettik kendimizi ve öyle yola çıktık. Çünkü ne yazık ki bizden önceki dönemde Büyükşehir Belediye'mizin toplam kreş sayısı kocaman bir sıfırdı. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bu alana bakışı böyle bir ihtiyaca dönük hiçbir tasarrufu yoktu. Değerli vatandaşlarımız, güzel hemşehrilerim, okul öncesi eğitimin o fırsatını yakalayamayan bir çocuğumuz ömür boyu o eşitsizliğin aslında cezasını çekmiş oluyor. O eşitsizliğe maruz kalıyor. Ve inanınız ki az önce sunucu dostumuzun ifade ettiği gibi buradan mezun olan çocuklarımız iyi bir eğitimci, iyi bir bilim insanı, iyi bir iş insanı, iyi bir insan, farklı bir konuda kabiliyet olan bir insana dönüşecek. Bu konuda hep birlikte çaba sarf edeceğiz. Ama fırsat eşitliğini vermediğimiz bir çocuğun ortaya koyacağı trajik bir durum bu ülkeye, hatta dünyaya vereceği zararı varın siz hesap edin. Bir ekonomistin kıymetli bir teorisi var. Her zaman her yerde anlatmaya çalışıyorum. İşte o bahsettiğimiz 4-5-6 yaşta o çocuğa yapılan 1 dolarlık yatırımın yetişkin olduğunda en az 8 ila 12 kat o bulunduğu çevreye ve ülkeye büyük katkı sunduğunu ifade ediyor. Ve bu bir gerçek. O zaman aslında yani eğer bir ülkeye, bir topluma yatırım yapmak istiyorsanız en değerli ve asla onunla yarışamayacak maddi anlamda da manevi anlamda da en büyük yatırım çocuklara yapılan eğitim yatırımı. İşte onun için bu korkunç adaletsizliğe karşı asla duyarsız kalmadık ve biz Büyükşehir Belediyesi olarak 150 kreş hedefi koyduk. Aslında 150 kreş hedefiyle birlikte amacımız aynı anda 20 bin çocuğa geleceğe hazırlanması noktasında çok değerli bir eğitimi sunabilmek. Aynı anda 20 bin çocuğa bu hizmeti sunarken 20 bin ailenin hayatına dokunmak. Çünkü aynı zamanda bir çocuğun hayatını değiştiren bu eğitim sürecinde
belki çocuğundan ötürü iş yaşamına başlayamayan bir aile ferdine iş yaşamı ile ilgili imkan sunabilmek, onların hayatına da bu eğitimin katkısıyla beraber farklı süreçleri anlatabilmek ve tarifleyebilmek bir boyutunu kazandırıyor. Çünkü biz kreşlerimizde, buradaki o uzman eğitimcilerimizle sadece çocukların hayatına dokunmuyoruz. O çocukların anneleriyle, babalarıyla farklı buluşmalarda onlara verdiğimiz farklı uzmanlarımızın eğitimleriyle onların da hayatını değiştiriyoruz. O bakımdan bu hizmetin ne kadar büyük olduğunun altını çizmek istiyorum. Ama biliyoruz ki bu şehirde yüz binlerce çocuk ve yüz binlerce aile var. Onların kreş ihtiyacı ne olacak? Ülkemizdeki tüm çocukların okul öncesi eğitim alması meselesi nasıl çözüm bulacak? İşte bunun bir devlet politikası olmasının şart olduğunun da hatırlatmasını yapmak zorundayım. Bu ülkemiz adına çok önemli, çok çok dev bir proje olur. Bu gerçekten çok değerli bir hedefi ülkemizin önüne koyar. Hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Yani 10 milyarlarca liralık işte Kanal İstanbul yapsanız bir anlam ifade etmez. Siz nesli iyi bir eğitimle geleceğe hazırladığınızda oradan gelecek yaratıcı fikirler, oradan gelecek olan Türkiye'yi ve dünyayı değiştirecek yatırımcı, üretken nesiller ülkemizi bambaşka bir boyuta kavuşturur. Geçenlerde Almanya'dan gelen bir önemli siyasetçinin ifade ettiği üzere işte bu pandemide COVID aşısını bulan karı kocanın ki o ülkede eğitim almışlar ve bizim insanımız olan bu iki insanın sadece eyaletlerine kazandırdığı para yani inanılmaz boyutlara eriştiğini ve o kazançtan ötürü kaç milyar euroluk yatırımın sadece o eyalete aktarıldığını hükümet tarafından ifade ediyor. O bakımdan insana yatırımın ne kadar mühim olduğunun altını çizmek adına bunu söylüyorum. Bir başka şeyin altını da çiziyorum. Bizim insanımıza fırsat verildiğinde önünde hiçbir engel duramaz. Bizim insanımıza gerçek anlamda ilim ve bilim eğitim verilirse inanın onun karşılığını misli misli bu millete, bu topluma ve bütün dünyaya kazandırabilecek kabiliyete sahiptir. O bakımdan bu sürecin devlet politikası milletimize sunulan en önemli proje diye tariflenmesi sürecinde bugünkü hükümetten açıkçası ve net ifade edeyim ki benim hiçbir beklentim yok. Dolayısıyla işte yıllardır İstanbul'u yöneten kişilerin o sürece bakışının bizim böylesi bir süreçte karşımıza böyle bir imkanı sunmasını ben bekleyemiyorum. Keşke olsaydı ama eminim ki önümüzdeki zaman diliminde ülkenin her sorununa hassas bir şekilde bakacak olan altılı masa diye tariflediğimiz o değerli grup ülkemizin geleceğine okul öncesi eğitimi de önemli bir fırsat alanı giderilmesi gereken en önemli eksiklerden biri diye bakarak mutlaka eşitlik ve adalet adına ülkemizin en ücra köşesine de bir kreşin açılması için mücadelesini vereceğinden eminim. Değerli dostlar, tabii ki eşit ve adil eğitimin işte hepimize kattığı değeri biliyoruz. Aslında alabildiğimiz eğitimle, verilen fırsatla bu ülkenin hangi coğrafyasında olursanız olun size bu ülkenin sunduğu ve sunabileceği nimetleri görmemek için açıkçası duyarsız olmak lazım. Yani baktığınızda aslında bu güzel devletin, bu güzel memleketin, bu güzel memleketin güzel insanlarına fırsat verildiğinde, eğitim sürecinde katkı sunulduğunda neler olduğunu görmek için işte bir örneği de burada. Ben de bu ülkenin bir köyünde, bir coğrafyasında doğmuş, eğitim almış bir insan olarak dünyanın en önemli kentine belediye başkanı olabiliyorsam şunu unutmayın ki bu nimetin temelinde bir de cumhuriyet yatar.
Cumhuriyeti alkışlamak zorundayız. Cumhuriyet, bu topraklarda yaşayan herkese eşit fırsatı tanımak demektir. Cumhuriyet, bu ülkedeki her bireye eşitlik, o fırsatı tanımayı onurlu bir görev olarak görmek demektir. Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken bu sorumluluğu her birimizin hatırlaması ve bunu temsil etmesi gerektiğinin altını çizelim. Tabii ki bunu çok ileriye taşımamız lazım. İSKİ kampüsünü de, İSKİ kampüsü içerisindeki kreşi de bu heyecanla açıyoruz. Bu sorumlulukla açıyoruz. Kreş sürecini başlattığımda her kurumumuzun bu işte elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ettiğimde o dönemdeki, önceki dönem genel müdürümüze bu kampüste yeriniz yok mu bakın diye söylediğimde tabii böyle bir refleksi yok kurumlarımızın ama o refleksi geliştirdiğimizde bugün atılan temelin bu şekilde sonuca ermiş olması çağdaş bir yapıyla, güzel bir binayla, içerik olarak da içindeki değerli eğitimcileriyle bambaşka bir fırsat alanı oluşturduğunu görmek memnuniyet verici. Bu arada şunu söyleyeyim, hiçbir yapımız kreşle ilgili yaptığımız ve bu şehre sunduğumuz hiçbir yapımız sıradan yapı değildir. Çok nitelikli, uzun vadeli hizmet verebilecek değerli binalardır. Yani şunu söyleyelim, evet bu mahalleden buraya gelen öğrencimiz İstanbul'un herhangi bir köşesindeki en büyük fırsatlara sahip olduğu düşünülen bir özel eğitim kurumu kadar nitelikli, teknikten yapının sağlamlığına, teknolojiden diğer fırsatlarına kadar donanımlı okullar yaptığımızı özellikle hatırlatmak isterim. Tabii burada hem eğitimcilerinin çok değerli olduğunun altını çizeyim, çoğunun neredeyse tamamının kadın olduğunun altını çizeyim. Kreş öğretmenliği konusunda kadınlar ezici bir üstünlükle eşitliği yok ediyorlar. Onun altını çizeyim. Müthiş bir eşitsizlik var orada. Ama bu memnuniyet verici bir eşitsizlik. Çünkü toplumun genelindeki kadının katılımı noktasındaki eksikliği giderici bu bakış açısı da kıymetli. Bu alana ilgili olmaları çok değerli. Öğretmenleriyle, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarıyla, çocuk gelişim eğitimcileriyle muazzam bir eğitimi çocuklarımızla buluşturacaklar. Ben buradan kreşte görev alan, her hizmetini sunan güvenlikçisinden oradaki hizmetlisine, çaycısından psikolojik danışmanına veya eğitimcisine şunu söyleyeyim. Aslında bu şehirde sizin ellerinizin dokunduğu, bilginizin aktığı çocuklarımızın ülkemiz adına gelecekte büyük işler yapacağını hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayarak vereceğiniz o hizmet inanınız ki çok kutsal, çok manevi, çok büyük bir hizmettir. Başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla uyuyabilecek bir görev yapıyorsunuz. Ne olur hassasiyetinizi her zaman en üst seviyede büyük motivasyonla tutup görevinizi yapınız diye buradan bütün kreş çalışanlarımıza da duygularımı iletmiş olayım. Bir başka sürpriz su kafe, küçük ama önemli bir iş. Küçük gibi değil, küçük gibi görünüyor ama değil. Bazen bu ülkede, bu şehirde bazı dokunuşların ne kadar ilginç huzurlar yarattığını yaşıyorum. Yok olmak üzere olan bir tekkeyi restore ettiğinizde o mahallede ve bütün şehirde, bütün ülkede uyandırdığı duygu muazzam bir şey. Bir takım neredeyse yok olmak üzere olan kaybolmuş hazireler var. Geçmişin ecdadın yattığı yerler var. Olay dönüştürdüğünüzde yani belki bu çadırın olduğu yerin 2-3 katı yerin bütün ülkeye kattığı moral, manevi huzur muazzam bir şey. Ya da bir moda iskelesini yapıyoruz. İnanınız ki en böyle sakin olduğunu düşündüğünüz bir anda gireniyle çıkanıyla sanki büyük bir eseri görmeye gidermişçesine akan insanları gördüğünde aslında bizim insanımızın ne kadar maneviyata değer verdiğini, doğru işlere katkı sunduğunu ve onu alkışladığını hissediyorum. İşte burada göreceğiniz alan da aslında onun gibi bir yer. Bir de bu tür alanların paylaşılmasını sağlamak, işte hem İSKİ çalışanlarımıza, hem vatandaşlarımıza, hem kreşe gelen
çocuklarımıza, ebeveynlerine bu alanın sunulmasında ben bu yönüyle değerli buluyorum. Dolayısıyla kültürel miras, mirasa bakışımızın İstanbul'daki değerli çalışmalarına böyle bir halkayı da İSKİ kurumumuzun eklemesi bizi mutlu etmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım İSKİ'nin bütün çalışanları mutlu ve huzurlu olsunlar. Bu tür yerlerde moral bulsunlar. İSKİ şehrimizin önemli bir kurumudur. Biz de İSKİ ile beraber yaptığımız onurlu ve gururlu işlerle gerçekten çok mutluyuz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnsanların musluğundan temiz su akıtmak, çevreyi korumak, atık suyu en doğru şekliyle arıtmak ve bugünün zor koşullarında ekonominin bizi köşeye sıkıştırdığı ortamlarda ne yazık ki bazı siyasi kimlikler üzerinden yürütülen engelleyici zihnin bize yarattığı zorluklara rağmen üretilen işlerin sahada bitmiş halini gördüğümde duyduğum mutluluktan ötürü gerçekten İSKİ'nin işte yönetim kurulundan çalışanlarına, yönetim kadrosundan genel müdürüne, her bireyine yürekten teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Ahlaklı, liyakatli, işini iyi yapan insanlarla yol almaktan büyük memnuniyet duymaktayım. İş yapma hızımız ve becerimizle fark yaratmaya devam edeceğiz. 16 milyon insanımıza Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken onur ve umutla yeni adımları atmaya devam edeceğiz. Ve şunu ifade edeyim, gerçekten bereketi bol bir bütçe bu şehre var etmek adına bütün kaçakların olduğu yerleri kapattık, kapatmaya devam ediyoruz, kolay değil. İnsanlarımızın çıkarının önüne hiçbir kişinin, bireyin çıkarını koymayacağız. Bir grup insanın ya da bir avuç insanın mutluluğu değil, bu ülkenin, bu milletin mutluluğu esastır. Bu yolculukta buna çok hassas davranacağız ve bu büyük bir iyileşme dönemi olacak. İstanbul'un bu iyi hali, bu iyileşme hali göreceksiniz, ülkemize de iyi gelecek. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu dönem almış olduğumuz görevin az önce bahsini ettiğim altılı masanın orada bulunan başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderlerin ortaya koyduğu işbirliğinin başarıya kavuşması için İstanbul'daki becerinin, başarının ve iyi iş örneklerinin başarılı olması onların işini ne denli kolaylaştıracaktır. Tam da bunun farkındayız. Allah mahcup etmesin. Hep güzel işler var etmeyi bize nasip etsin. Bu duygularla iki tesisimizin açılışında bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtiyor. Allah nicelerine diyelim, bizleri nasip etsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başarılar. Onu yakalayalım. Tekrar hayırlı olsun. Merhaba arkadaşlar. Tekrar hayırlı olsun. Güzel hizmetlerinizle inşallah. Öğretmenlerimiz başkanım. Çok naziksiniz. Tamam. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Başarılar, başarılar. Ne kadar şık olmuş burası. Tekrar, evet, size de merhaba tekrar. Pardon. Evet. Başkanlar. Evet. Hayırlı olsun. Siz şöyle. Evet, bir sınıf ziyareti yapalım. Seviyor musunuz burayı? Ne kadar seviyorsunuz? Ne kadar çok? Bu kadar. Tamam, harika. Sen seviyor musun kızım?
Çok güzel mi burası? Harika. Sen nasılsın bugün? Yorgun musun? Biraz. Sen? Yorgun değilim. Tamam. Harika. Ne yapıyoruz bugün? Yapıştırmayla bir şeyler hallediyoruz. Öyle mi? Senin adın ne? Güneş. Güneş sen, evet. Güneş, sen bu sınıfın en çok konuşanı mısın? Evet. Bak, kabul ediyor. Evet, sorun yok, dürüst. Hepinizi çok öpüyorum. Başarılar. Teşekkür başarılar. Edeceğiz. Başarılar. Öğretmenim, edelim. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. Hadi bakalım. Bekliyorlardı. Biraz daha durayım. Güneşin böyle kalbinin tam böyle arkasında. Evet. Tamam. Çıkıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi çocuklar. Çıkıyoruz. Neden gitti? Çok heyecanla bekliyorlar. Evet. Merhaba çocuklar. Hoş bulduk. İyi misiniz? Bu kaç? Burada kaç yazıyor? Öğreniyorsunuz sayıları yani. Aferin. Boyama mı yapıyorsunuz? Boyama yaptık şimdi. Yapıştırma. Çok iyi. Çok iyi. Burayı çok seviyor musunuz? Kreşi evet. Seviyor musunuz? Evet. En çok neyini seviyorsunuz kreşin? Burayı. Arkadaşlarınızı mı? Evet. Tamam. Duvarları da bütün güzel. Seviyorum. Sen bütün arkadaşlarını seviyor musun? Aferin. Onlar da seni çok seviyormuş. Peki, çok öpüyorum sizi. Var mı bana söylemek istediğiniz bir şey çocuklar? Evet. Ne var? Söyle bakayım. Biz etkinlik yapıyoruz. Evet. Etkinlik yapıyoruz. Tamam, güzel. Bayıldım etkinliğinize. Rengarenk değil mi onlar? Bazen etkinlik yapıyoruz. Biraz önce de Yodor biri yaptı. Ne yaptınız? Yodor biri. Dinozor biri. Dinozor biri, ha. Tamam. Korkunç muydu dinozor? Sevimliydi. Evet. Tamam. Evet, bir de çanta bileti vermiş ve çizilirdi. Çocuklar, aklına geleni söyledi mi gerisi tamamdır işte. Aklından geçeni konuşmaya başladılar mı gerisi çözülmüş demektir. Hadi görüşürüz çocuklar. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Başkanım, şuradan bir bahçe burası mı sadece? Oyun alanı var ya. Çok iyi. Tamam, tamam vekilim. Tamam, ne demek? Doğru, tamam. Selamlar. Görüşürüz. Sağ olun. Gerçekten en güzel arkadaşlarım şeyin en iyi kreşlerden biri oldu. Çalışanlarımızın da çocuğu var mı? Var başkanım. Kontenjan ayırdık. Makul bir ölçüde. O şekilde devredecek. Mahalleden. 25 civarında. Çoğunlukla mahalleden. Çok iyi. Çok iyi. Böyle bir denge sorun. Evet, başarılar. Kolay gelsin. Vay, güzel fotoğraflarmış. 19. yüzyıla gelindi de İstanbul'un artan... İsmet Paşa'ya benziyor mu? Değil tabii yani. Artan su ihtiyacını, mevcut su sisteminin yetersiz kalması sebebiyle Terkoz Gölü'nden basınçlı su getirilebilmek amacıyla Terkoz Su Pompa İstasyonu yapılmıştır 1883 yılında. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi, Cumhuriyet'in ilk yıllarına denk gelen Terkoz su dağıtım yapısı, su depoları ve dağıtım yapısıyla dönemin özgün mimari yapılarındandır. Görmüş olduğumuz Kağıthane su deposu da Terkoz sisteminin bir parçası olup Cendere su pompa istasyonu ile dağıtım yapısı olarak bölgeyi beslemiştir Sayın Başkanım. Şurayı açabilir miyiz? 80'li yıllardan sonra işlevini kaybettiği, daha sonra bakımsızlığı sebebiyle yıllarca harap durumdaydı. Burada restorasyon için fotoğraflarımız var. Şöyle genelde. Biraz açalım mı orayı? Evet. Böyle daha başlı. Tamam. Eski hali yeni hali daha iyi alın. Evet. Restorasyon çalışmalarında yeni fonksiyon kazandırıp kafe fonksiyonuyla hem ekip arkadaşlarımızın hem de ziyaretçilerimizin kullanabileceği güzel bir mekan oluşturduk. Aynen böyleydi başkanım. Yani burası evet, çok şık bir iş tam olmuş. Aynen böyleydi yani. Burası metrekareydi. Çatı falan çökmüştü. Bina çok ürperdeydi. Evet. Başkanım, Mor Salt'ın buranın çok ünlüdür. Ama onu da restore ettik. Binayı tamamen sarmıştı. Çatı tamamen çürümüştü. Çatıyı komple yeniledik.
pencereler yenilendi, kapılar yenilendi. Orijinalleri koruyarak özgün haline getirmeye çalıştık. Çok İçeride iyi. De kreşi de açtıktan sonra ziyaretçilerimiz bollaştı. Burayı kullandı. Çocuklarını beklerken. Arkadaşlar gelin lütfen. Ekipmanların olduğu bölümleri camlarla beraber korundu. Şurada da açık gösterebiliriz bu tarafta görmüyor. Çıkışta. Evet. Yani şu arayı bir açalım. Böyle mi? Güzel. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Güzel oldu. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Tenha bir zamanda gelip bir şeyler içip yemek lazım. Merhaba, nasılsınız? Ne güzel, hayırlı olsun. Kazancınız bol olsun diye. Sağ olun. Kazanç ve müşteri bolluğu. Tamam, genel şöyle, buyurun efendim. Gülsüm Hanım, misafirlerini bir ara ağırla burada artık yani. Burada buradan bu işten bir şey anlaşılmaz, ben sana söyleyeyim. Burası çok güzel oldu. Diğer mahallelerimiz kıskanıyorlar yalnız. Güzeltepe'ye fazla hizmetçi diyor diye. Güzel. Neyse, bu kalabalıkta bir şey anlamadık. Bir ara kahve içmeye geleceğiz buraya.